Nereye gidiyorsun? Hani evde dinlenecektin? Acil bir işim çıktı. Bu acil işler de sana hiç yaramıyor yani. Sonunda bir yerde düşüp bayılacaksın. Dur, bu sefer ben de geleceğim. Yok, olmaz. Selma. Ya biliyorum, ayıp oluyor sana da ama... Yalnız gitmem lazım. Bir şey de uyduramıyorsun tabii. İyi, tamam. Ama gittiğin yerden bana haber vereceksin. Sürekli mesaj atacaksın. Tamam, söz. İyi, tamam. Hadi dikkat et bari. Ne var? Telefonda söyleyemediğin şey neyse... Gel, kendi gözlerinle gör. Gel Meryem, bin arabaya. Bak, benden geriye hiçbir şey kalmadı. Babam gitti, her şey olan inancım da gitti. Beni yine saçma sapan yerlere sürükleyeceksen... Meryem, ben seni ne zaman saçma sapan bir yere sürükledim? Dün emniyette gördüklerin saçma sapan mıydı? Tek istediğim gerçekleri görmen. Ben senin gözünü açmaya çalıştıkça sen kapatıyorsun ama yılmayacağım. Daha fazla bir şey görmek istemiyorum artık ben. İyi, tamam, sen görme. İnsanlar seni aldatsın, kandırsın, tuzaklar kursun. Bu kadar saf olursan birileri gelip seni kandırır. Kullanır. Sen de öylece inanmış halde beklersin. Ya Meryem, herkesin kötüsü ben miyim Meryem? İşte gelip gözlerinle bunun böyle olmadığını görmeni istiyorum. Senin zaten hayatın yalan dolan olmuş. Sen gidip hala birilerinin eline sarılıyorsun. Buna tahammül edemiyorum. Savaşma o birileri dediğin. Terbiyesizlik ediyorsun. Ben kimsenin eline falan sarılmıyorum. Keşke sadece savaş olsa Meryem. Hayatındaki herkes yalan söylüyor. En yakınım sandıklarım bile. Kimden bahsediyorsun sen? Açık açık söylesene. Niye hemen onları savun diye mi? Yine bana etiketler yapıştır. Onları da akla pakla bir kenara koy diye mi? Yok öyle. Öğrenmek istiyorsan gelip kendi gözlerinle görürsün. Seçim senin. Kadın geldi savcım. Evet. Üçü de burada. Tamam, sen gidebilirsin. Emredersiniz. Heh. Anne, Allah aşkına söyle ne söyleyeceksen, bak aynı mevzudan ikinci de yağmayacağım. Abartma. Güçlü. Hadi kalk, bize üzüm getir çocuğu. Ya anne yapma ya. Hadi oğlum. Of. Gel. Söyle annem. Ben bir şey söylemeyeceğim Savaş. Konuşacağız. Hatta ben soracağım, sen söyleyeceksin. Şimdi doğru düzgün bir cevap ver bakayım bana. Ne durumdasın? Nasıl ne durumdayım? Gördüğün gibiyim işte. İçin için diyorum. İçin ne durumda? Benim bildiğim en son delik delikti. Kanıyordu. Kapanacak yaralar değil anne onlar. Biliyorum, kapanmaz. Ama sonra durulur. Acıya alışırsın. Hiçbir şeyin aynı kalmadığı gibi senin acın da aynı kalmaz. Sonra birden bir şey olur. Sen niye soruyorsun bana bunları şimdi? Çünkü sana benden başka kimse soramaz ondan. Anne ne olur. Senin durumun da aynı. Sen de haram etmişsin kendine mutluluğu. Birazcık olsun umut etmeyi. Öyle değil mi? Konuşmayalım daha. Doğrusu bu. Niye? Konuşsak ne olur? Korkuyor musun Savaş? Benim yetiştirdiğim Savaş öyle korkacak, geri adım atacak, saklanacak bir oğlan değil. Anladım ne diyeceğini. Kapatalım bu konuyu.
eski sevdana sahip çıkma demiyor. Çık tabii. Ama senin yaptığın sahip çıkmak değil, kendini mahkum etmek. Savaş, sen hep kalbin sesini dinledin. Korkma oğlum, acına zarar gelmez. Hadi gel yine kalbin sesini dinle. Çünkü dinlemezsen, bir susarsa bir daha konuşmaz. Konuşmasın, daha iyi. Ha, konuşuyor yani. Şu karşıdaki ev. Gir, anlarsın ne demek istediğimi. Kimin evi burası Oktay? Kimin evine getirdin beni? Seni aptal yerine koyanların biraz cesaretin varsa gider kendi gözlerinle görürsün. Yine başkalarına iftira atacaksın. Ben artık insanlara sürdüğün lekelere beni alet etmenden yoruldum. Yeter. Ben bunları duymaktan çok sıkıldım artık. İn aşağı. Ya gider görürsün nasıl bir oyunun içinde olduğunu ya da böyle beni suçlayarak gözlerin kapalı halde yaşamaya devam edersin. Seçim senin. Sen niye soruyorsun şimdi bana bunları? Şimdi bilmem lazım. Neden? Çünkü sen benim oğlumsun. O da artık benim kızım sayılır. Bilmem lazım. Sana ne söylediyse sende kalsın. Duysan ne olur? Bilmiyorum. O yüzden duymasam daha iyi. Biliyorsun Savaş. O yüzden susuyorsun. O da senin gibi. Kulağını kapatınca yüreğinin sesini duymayacak sanıyor. Oğlum, bil, sonra ne yaparsan yap. Senin kalbin ne söylüyorsa, onunki de aynısını söylüyor. Emin misin? Ya bir laf et, bir kelime et be abi. Allah aşkına dünyayı dar ettin kendine ya. Ya oğlum, oğlum. Hadi oğlum. Dar etme dünyayı kendine. Oğlum. Gülümser Hanım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.